Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere AKP'nin kendi teşkilatı haline getirdiği bir kurumdan söz edeceğim. Size Sayıştay'dan söz edeceğim. Artık Sayıştak diyebileceğimiz bir kurumdan bahsedeceğim. Sayıştay'ın logosunda adalet terazisi var. Yok edilen adalet terazisinden, yerine konulan ampul logosundan bahsedeceğim. Neler yapmışlar, onlardan bahsedeceğim. Değerli milletvekilleri, Sayıştay kurumların yaptığı harcamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetler ve raporlar. Eğer suç duyurusunda bulunması gereken bir unsur varsa da bunlarla ilgili gereken işlemleri yapar. Sözlerimin hemen başında şunu söyleyeyim. Sözüm Sayıştay'ın denetçilerinden daha çok burada olan Sayıştay'ın yöneticilerine. Sözüm rapor bükücü Sayıştay yöneticilerine. Rapor kırpıcı Sayıştay yöneticilerine. Usulüne göre kendi işlerine geldiği şekilde denetçilerin raporlarını kırpan Sayıştay yöneticilerine. Değerli arkadaşlar, pasifize edilmiş bir Sayıştay'la karşı karşıyayız. Görevinin gereğini yapmakta zorlanan Sayıştay denetçileriyle karşı karşıyayız. Hemen size örnekleri tek tek anlatayım. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kayıp 67.828 konutun nerede olduğunun peşine düştüğü bir Sayıştay. Bunu sormak istiyorum. Size sormak istiyorum. İletişim Başkanlığı'ndan bir anonim şirket olan Anadolu Ajansı'na 1 milyar TL'yi hangi işler için aktardınız? Anadolu Ajansı'nı propaganda başkanlığı kullanmak için mi bu paraları aktardınız? Spor Toto'nun milyarlarca liralık kaynağı var. Milyarlarca liralık belediyelere iş yapıyor. Ama nedense hep AKP'li belediyelere yapıyor. Muhalefet belediyelerine neden yok diye bu Sayıştay hiç sordu mu merak ediyorum değerli arkadaşlar. Yine kanuna göre belge vermemek, Sayıştay'a belge ibraz etmemek suç. Şimdi buradan soruyorum. O meşhur TÜİK'in yöneticileri neden Sayıştay'a belge vermedi? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yöneticileri neden Sayıştay'a belge vermedi? 9 Eylül Üniversitesi'nin rektörü Sayıştay'ı neden içeri sokmadı? Ve siz bunu yapanlara karşı bir suç duyurusunda bulundunuz mu, bulunmadınız mı? Buradan size soruyorum değerli milletvekilleri. Kredi Yurtlar Kurumu raporlarında bazı binaların kiralandığı, bu binaların ağırlıklı olarak AKP yöneticilerine ait olduğunu raporladınız mı? Siz intihar eden öğrencilerden, barınamayan öğrencilerden, yemek yemediği için intihar eden öğrencilerden kendinizi sorumlu sayıyor musunuz? Her defasında soruyorum. Bu mecliste diyorsunuz ki varlık fonu denetleniyor. Nasıl denetleniyor? Sayıştay denetiminin dışında. Bağımsız şirketler denetliyor. Peki bağımsız şirketlerin sınırlı olumlu görüş bildirdiğini biliyor musunuz? Sınırlı olumlu görüş ne demek biliyor musunuz? Görüş bildirmekten kaçınmak, bize yeteri kadar bilgi, bize yeteri kadar belge ulaşmadı demek değerli arkadaşlar. Varlık fonunu kimden kaçırıyorsunuz? Niye kaçırıyorsunuz? Burada ifade ettik. Vahitkilerin Safir Holding'ine kamu bankaları tarafından aktarılan kaynaklardan milyonlarca lira zarardan bahsettik. Yapılan tek iş bunu ifade eden milletvekillerine dava açmak oldu. Peki Sayıştay, siz ne yaptınız bu kamu zararı karşısında? Açık olay karşısında ne yaptınız? Merak ediyoruz değerli arkadaşlar. Açık bir şekilde şunu söylemek gerekir ki Sayıştay muhalefeti zorluyor, AKP'li ve iktidar belediyeleri kolluyor. Net bir şekilde durum ortada arkadaşlar. Ve bunu da rapor kırparak, rapor bükücü bir başkan sayesinde yapıyor değerli arkadaşlar. Ta şimdi bir rapor bükücü Sayıştay Başkanı'yla karşı karşıyayız. Yerine getirilmeyen bulgular diye bir şey var. Amasra'da var. Üste çıkmış bulgular. Takip etmemişsiniz ve o elim kaza olmuş. AFAD'da var. Takip etmemişsiniz ve depreme hazırlıksız yakalanmışsınız. Ve bunlarla ilgili herhangi bir suç duyurusunda bulunmamışsınız. Ve şimdi bir şey daha merak ediyorum. Bu Sayıştay kayyum belediyelerine neden uğramıyor? Niye hiç oralara gitmiyor? Adres bilmiyorsanız Google'da var. Bir konum açın Yandex'ten. Gidin orada bulun. Kayyum belediyelerine hiç uğramayan bir Sayıştay'la karşı karşıyayız. Neden oralara sakındıklarını, neden oralara gitmediklerini de açıkçası merak ediyoruz değerli arkadaşlar. Ve lafımız, sözümüz Sayıştay'ın kıymetli denetçilerine değil,
Ama buradaki Sayıştay yöneticilerine meclis kürsüsünden bir kez daha görevini yapmayan Sayıştay'ı